9 genç tiyatrocunun bir araya geldiği Tiyatro Meftun, İsrailli yazar Ilan Hatsor'un kaleme aldığı Maskeliler adlı oyunu sahneye taşıdı. Filistinli 3 erkek kardeş arasında geçen trajediyi konu alan ve savaşın insanlarda yarattığı çıkmazı etkileyici bir dille anlatan oyunun geçen 4 Mart'ta premieri yapılmıştı. Maskeliler dün akşam Nurol Kültür Merkezi Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu sahnesinde 3. kez tiyatroseverlerle buluştu. Oyunun yönetmeni Mehmet Esen, oyunla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Bu son İsrail-Filistin savaşında binlerce insan öldürüldü. Anaların yüreğine ateş düştü. En büyük acıyı analar yaşıyor. Dünya sağır, kör, dilsiz. Orada insanlar öldürülüyor ve dünya buna sadece sayı olarak bakıyor ya da filmmiş gibi seyrediyor. Bunun film değil gerçek olduğunu haykırmak için bu oyunu seçtik. Maskelileri Berlin'de 2 yıl kapalı gişe oynamıştık. Beni çok etkileyen bir oyundur. Hep söylerim, sanatçı yanlışa hayır diyendir. Sanatçı kendi ışığını sakınmadan harcayandır diyerek yola çıktık. Tiyatro Meftun kurucularından Oğuz Arslan, Kent Haber'e yaptığı açıklamada tiyatroyu Ekim 2023'te kurduklarını ifade ederek şunları dile getirdi. 9 kişilik bir ekip, 5 yıllık bir tiyatro eğitimi sonrası kendi tiyatromuzu kurarak oluşumumuza başladık. Toplamda 9 kişiyiz. Ek oyuncularımız oluyor ya da dışarıdan bize çok fazla destek veren yönetmen hocalarımız oluyor. Ekip normalde 9 kişi. İlk çıkardığımız bir çocuk oyunumuz vardı, Pinokyo. Yani Tiyatro Meftun'un ilk çocuk oyunu Pinokyo ile açtık perdeleri bu sezonun başında. 8 oyuncumuz oynadı o oyunda. Hemen sonrasında yetişkin oyununa başladık. Yönetmenimiz Mehmet Esen bize ilk günden beri, yani Tiyatro Meftun'un kurulduğu günden bugüne çok fazla destek oldu. Ve Mehmet Esen'in yönetmenliğinde Maskeliler oyunu sahneye koyduk. Oyun 3 Filistinli kardeşin kendi aralarındaki trajediyi anlatıyor. Bu tabii ki ekonomik ve politik açıdan yaptıkları kavgaları ve nasıl sonuçlanacağını anlatıyor. İsrail yazar Ilan Hatsor 33 yıl önce kaleme aldığı bir oyundu. Ve günümüzde de yaşanan bu güncel olayları biz de Bodrum'da ses getirmesi için halka hitap ettik diyebilirim. Oyunda Naim karakterine hayat veren Taylan Kaya ise Oğuz Arslan'ın Davut karakterini, Can Keskin'in ise Halit karakterini canlandırdığını söyledi.